Minecraft Bedrock'ta Rough Survival oynamak isteyenler için güzel bir mod var. Hatta bu modun videosunu sizlere için daha önce çekeceğimi söylemiştim. Bununla ilgili talepleriniz de vardı. Mesela Kaan Kayagil, abi raf modunun videosu ne zaman gelecek diye yazmış. Söz verdiğim için, kırmamak için bu videoyu sizlere çekme ihtiyacı duydum. Tabii ki bu aslında bir Marketplace modudur. Yani aslında paralı bir içeriktir arkadaşlar. Ancak herkesin para verecek durumu olmayabilir. Eğer paranız yoksa bu modu satın alamıyorsanız marketplace üzerinden discordumuza gelin sizin için yardımcı olalım. Bu arada yeni süper teşekkürümüz maalesef yok. Yeni katıl üyemiz de maalesef yok. O yüzden süper teşekkür ve katıl üyeliklerinizi bekliyorum. Kanalımızı destekleyenlerin isimlerini de videolarımda göstereceğim. Öncelikle her zaman olduğu gibi bu haritanın indirme linkini sizlerle paylaşacağımı söylemek istiyorum. Sizler de denemek isterseniz veya nasıl çalıştığını, nasıl işlediğini veya video çekmek istiyorsanız bu haritanın aynısını kullanmak isterseniz indirme linki açıklamalarda olacak arkadaşlar. Her neyse ben hızlı bir... Aha totem. Hızlı bir şekilde başlıyorum. Şu totemler suda otomatik olarak çıkıyor. Önce ben bir alim abi bunu. Dur totem alim size de göstereceğim. Şurada da bir totem var. Yüzerek gidip o ne lan? Altında batık bir şey mi var? Şu totemi de alacağım. Ve bu totemlerin ne işe yaradığını da birazdan göreceğiz arkadaşlar. Bunlar suda çıkıyor. Ve Totem elinizdeyken etrafınızda bir sürü baloncuklar oluyor ama totemi bıraktığınızda o baloncuklar kayboluyor. Şimdi su bu şekilde totemler bulacaksınız. Ne? Aha köpek balıkları. Anam. <laughs> Birbiriyle mi kavga ediyor yok? Sudan çıkınca böyle ölüyorlar herhalde sudan çıkınca. Gelin lan köpek balıkları da var. Tabii ki bu köpek balıkları raftla ilgili arkadaşlar. Yani sal ile ilgili. Hemen hızlı bir şekilde ben salın nasıl yapıldığını sizlere göstermek istiyorum. Zaten iki tane yün ve burada da arkadaşlar tahtaya ihtiyacımız var. Yani meşe kalaslarına ve bu şekilde bunu yaptıktan sonra hemen buradan bir tane raftımızı yani salımızı alıyoruz. Bu birinci seviye raft salımızı arkadaşlar. 5 seviyeye kadar yükseltebiliyorsunuz. Nasıl olduğuna birazdan bakacağız. Ve bir de zıpkınımız var. Bu zıpkın köpek balıkları için yanılmıyorsam. Ee, ama ben bunun tam işlevli çalıştığını düşünmüyorum arkadaşlar. Zıpkınımız nerede? Zıpkınımızı da alalım. O da burada arkadaşlar. Hemen aldık zıpkınımızı. Köpek balığı zaten öldü. Ama bu zıpkını... Nasıl kullanacağımız konusunda fikrim yok. Sağ klik yaptığımda fırlatmıyor. Yani üç uçlu mızrak gibi çalışmıyor. Sadece böyle vurabiliyor muyuz? Aynen sadece vuruyoruz başka bir işe aramıyor ama köpek balıklarından da ekstra bir item düşmüyor onu söyleyeyim köpek balıklarından hiçbir şey düşmüyor arkadaşlar bu zıpkın niye var onu çok anlamış değilim hani level'ı falan 3 saldırı hasarı var mı zaten öyle çok da güzel bir saldırı hasarı yok işin açıkçası köpek balıklar da çok zayıf hemen ölüyorlar bize saldırırlar Allah bir dakika neredesin ha burada A abi yani 3 saldırı hasarı var ve anında ölüyor. Bir dakika bize başka kim saldırıyor? Boğulmuş mu saldırıyor? Sen nereden geldin? Aa bir dakika bebek boğulmuş. Tamam sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi ben buradan öncelikle başlangıç eşyalarımı alıyorum. Şöyle şunları alayım arkadaşlar giyelim. Hatta hızlı bir şekilde şunları kuşanalım. Başlangıç eşyalarım ve salımızı yaptık. Şimdi salımızı normalde arkadaşlar böyle karaya spawn edemiyorsunuz. Spawn ettiğinizde direkt kırılıyor zaten ve bunu mecbur suya spawn etmek zorundayız. Suya spawn ettiğimizde de tabii ki tam suya gitmedi ama biz bir binelim önce suya doğru bir itekleyelim bunu abi tamam gitmedi neyse kıralım bir vuruşta kırılıyor zaten çok rahat kırılıyor tamam suya spawn ettikten sonra bakın üstünde bazı görmüş olduğunuz gibi ibareler var mesela 10 tane kemik 10 tane ip ve 35 tane kütüye biz bunu geliştirebiliyoruz ikinci level'a taşıyabiliyoruz Buna tabii ki binebiliyorsunuz. Üstünde de bir martı var. Bak suda totem çıktı arkadaşlar. Bu şekilde sal ile gezdiğinizde bu totemleri toplayacaksınız. Birazdan ne işe yaradığını söyleyeceğim sizlere. Şuradan ben bir yemek yiyeyim arkadaşlar öncelikle. Yani bunun e, raft survival oyunları gibi olduğunu düşünmeyin arkadaşlar. Hiç ona benzemiyor. Hatta marketplace'de çok düşük e, yorumlar almış. Puanlamalar almış. Hani beğenmeyen çok olmuş bunu açıkçası ama yine de sizde ne işe yaradığını nasıl çalıştığını mantığını göstereceğim. Şimdi bu şekilde totemler buluyorsunuz tamam mı? Totemi bulduktan sonra bu totemi kullandığınızda mesela burada totemi elimde görüyorsunuz totem. Kullanmaya başladığımda etrafımıza böyle siyah siyah kötü ruhlar çıkıyor. Allah! O ne lan direkt talımın üstünde. Allah seni kahretmesin bir saniye. Bir dakika. Allah üç üçlü mızraklar da saldırıyor. Oğlum salıma nasıl bineceğim? Dala <laughs> binemiyorum. Dala niye binemiyorum? Dalım bir tuhaflaştı. Bir dakika. Evet tamam. <laughs> Abi enteresan. Oğlum direkt kafamda da spawn olmaz mı gemi? Oha bir dakika. Saldırmayın lan durun lan bekleyin oğlum. Tek tek gelin tek tek. Bak suyun altında 3 uçlu mızraklar da var. Bir de bunlar var. Hepsiyle baş edeceğiz mecbure. Şimdi ben bu tekneye çıkacağım. Nereden çıkılacağına şöyle bir kabaca bakayım. Etrafında gezim. Nasıl çıkacağımızı bir görelim arkadaşlar. Şuradan çıkılır mı? Kolay. Aynen buradan çıkılır. Tamam ben buradan çıktım arkadaşlar. Şimdi şunları bir... Bir dakika kılıcım. Evet. Şöyle bir saldırayım. Şunları bir öldüreyim. Tamam bunlar gitti. Tamam GG. Bu arada kırılma animasyonları falan güzel sevdim yani o konuda. Şimdi totemlerimizi şu yukarı taşıyayım. Şunu da şuraya alayım ve tekrar sizi buraya alayım. Tamam. Yani şuna gerek var mı zıpkına bilmiyorum. Zıpkın çok bir işe yaramıyor. Buradan salımızı yükseltmek için bazı itemler çıkıyor. Bunlar topluyorsunuz arkadaşlar. Artık hangisi işinize yararsa bunlar topluyorsunuz. Ve bu şekilde salı yükselteceğiz. Yükseltme upgrade yapacağız ve bakayım aşağısında bunun başka bir şeyler var mı? Yer altında daha böyle aşağısı yok mu bunun acaba? Bu kadar mı yani? Hepsi bu kadar mı? Üste çıkılabiliyor mu? Şöyle etrafında bir gezelim. Nasıl olduğuna bunun tasarımına bir bakalım. Evet şöyle. Burada da o bizim tekneye çıkanlar var. Vay enayiler. Tamam neyse. Burada başka bir şey yok. Şunları bir öldürelim. Gelin lan. Gelin tamam. Şimdi salımıza binelim. Bir şöyle bir uzaklaşalım şuradan arkadaşlar. Aa burada bir totem daha var. Totemi alalım. Bu arada bir sürü totem çıkıyor. Bu totemlerle ölümsüzlük totemi değil bunlar. Sadece gemi spawn ediyor arkadaşlar. Aha. Köpek balığı da altımızda geziyor. Bir bakalım şuradan. Bu bizim envanterimiz. Basket dediğimiz şurası arkadaşlar. Sandık gibi bir şey. Buraya istediğiniz itemları koyabilirsiniz. Ama salı yükseltmek istediğinizde mesela burada bizden arkadaşlar ne istiyor? 35 tane bu kütükten lazımmış. Biz 8 tanesini koyduk. Onun dışında kemik ve ip lazım. Bunları buldukça yükseltme yapacağız. İsterseniz hızlı bir şekilde bunu yükseltelim. Ama bunun için bir karaya gidelim. Karada görelim. Daha güzel olur arkadaşlar. Şöyle hızlı envanterimden game moddan alacağım tabii ki bütün itemları. Hızlı bir şekilde size göstereceğim ki videoyu çok böyle uzatmayalım. Çok bir esprisi yok çünkü bunun hayatta kalma modunda falan. Sadece teknenizi yükseltiyorsunuz ve böyle korsan gemileri spawn ediyorsunuz totemler bularak. Ve onların içerisindeki itemları alıyorsunuz. Tek esprisi bu arkadaşlar. Şimdi 10 tane kemiğe ihtiyacımız var. Game mod. Game mod. C yaptım ve buradan ihtiyacım olan itemleri alacağım şimdi şu Totemleri falan buraya koyuyorum Ve tamam şu oku da şuraya alayım tamam şimdi Arkadaşlar 10 tane kemiğe ihtiyacımız var hemen kemiği buradan alıyoruz Kemik aldık ee, Onun dışında ipe ihtiyacımız var ipimizi de alıyoruz Ve onu da aldık ve bir de arkadaşlar şu kütüğe ihtiyacımız vardı neredeydi ee, odunlarda mıydı Aynen şuna meşe oduna Herhalde buna ihtiyacımız var Şimdi Bunu yükseltme yapıyorum Hatta uzaktan yapayım arkadaşlar. Bir saniye şöyle bir uzaktan şöyle biraz yakınlaşayım. Bir dakika. Herhalde tamam. Tamam şimdi tekneyi tam görmemiz lazım. Şimdi odunu verdik. 35 oldu. Kemiği de vermişiz. 10 oldu. ipi de verdik. Bu şekilde upgrade ediyorsunuz. Ve upgrade ettikçe daha böyle değişik bir görüntüye kavuşuyorsunuz. Ve şimdi bunun Teknemizin salımızın daha değişik bir görüntüsü oldu. Şimdi Ben buradan iniyorum. Tekrar içine gireceğim. Ve bizden ne istiyor ekstra onlara bakacağım. Bu arada su kovamız var burada. Ee, baskıtımız var. Baskıtın içine bunları atabiliriz. Ve bu şekilde tamam. Bunları bu şekilde atabiliriz. Ve yükseltmek için 10 tane demir, 10 tane çakmak taşı, 15 tane ipe ve oduna ihtiyacımız var. Bunları yine iple meşe odununa alalım. Demir alalım. Şuradan hemen hızlı bir şekilde demirimizi bulalım. Demiri aldım. Ve bir de arkadaşlar şu çakmak taşına ihtiyacımız var. Bunları veriyoruz. Ve yükseltmeyi yapıyoruz. Bakalım şimdi neye dönüşecek. Evet. Ne oldu? Abi bir saniye bir hata oldu burada. <laughs> Görüntüde hata oldu. O ne lan? Ne oluyor oğlum? Arkadaşlar işte bu eklenti bu yüzden çok beğenilmemiş, çok tutulmamış işin açıkçası. Her neyse ben size bunun level'larını zaten göstereceğim arkadaşlar. Bir de totemi sizlere göstermeye çalışacağım. Yani totemin farklı e, şeyler, korsan gemileri spawn ettiğini de göstereceğim zaten sizlere. Bu arada raft 3. A üstümüze mi geldi raft 3? Ana bir dakika. Raft 3. Şöyle ha tamam üstümüze gelmiş. Bu değişik Tamam değişmiş böyle bu şekilde olmuş arkadaşlar bu arada yine bunu yükseltebiliriz ee, ve yükseltmek için gerekli olan ihtiyacımız olan itemlar da yine aynı şekilde ve burada yemek de pişiyor otomatik olarak bir yemek pişiyor ve buradan yemek alıyorsunuz arkadaşlar bu otomatik olarak balıklar tutuluyor ve pişiriliyor ve basketin içerisine bunları atabiliriz yine bu arada basket herhalde bir çoğaltma işlevi de yapıyor gibi geldi bana anlamadım kırıldığı zaman ya da yükselttiğiniz zaman. Şimdi burada otomatik yemek pişecek, kendi kendine herhalde süresi var, saniye geçiyor. Saniyeyi bekleyelim, bir bakalım yemek nasıl pişiyor. Cooked, code ready, 31 saniyemiz var arkadaşlar ve buraya oturabiliyoruz bu şekilde oturup sürebiliyoruz tabii ki. Onun dışında arkadaşlar süresi 23 saniye, buna oturabiliyoruz böyle yolcu kısmı var, böyle oturabiliyorsunuz ve bu şekilde. Şimdi bunu da yükselteceğiz. Ama yemeğimiz öncelikle bir pişsin. 13 saniyesi var. Onu bir bekleyelim arkadaşlar. Bu arada yükseltmek için yine demir, tamam odun, çakmak taşı hepsi var zaten üstümüzde. Kolaymış. Yükseltme olayında da hep aynı şeyleri istemesi de biraz tabii ki eklentinin çok basite kaçtığını gösteriyor. Yemek pişiyor şimdi. Yemeğimiz de pişti. Tamam. Geldi balığımız. Ve bu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Balığı da. Evet tamam pişti. <laughs> tamam. Şimdi e, bunu tekrar yükseltiyorum arkadaşlar. İpimizi verdik. Bir dakika. E tamam. Çakmakta demirimizi verdik. Çakmak taşını verdik ve bu şekilde seviye 5 level 4 oldu. Level 4'te görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Bu sefer oturacağımız yer çok daha fazla ve aynı zamanda burada arkadaşlar görebileceğiniz üzere büyük bir zıpkın var. E, ama ben buraya ha, oturdum. Şimdi bu zıpkın bu şekilde görünüyor. Bu zıpkını da kullanabiliyorsunuz ve şu şekilde atışlar yapabiliyorsunuz. Bu arada totem gördüğünüz yerlere totemleri ateş ettiğinizde totemleri otomatik olarak topluyor. Yani illa totemin yanına gitmenize gerek yok. Uzaktan da atışlar yapabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. Şimdi bu tekneyi şöyle bir sürelim. Sürerken görün salı. Salı böyle sürdük. Bak şurada bir hata oldu arkadaşlar. Sal varmış gibi görünüyor burada ama yok kendisi enteresan bir şekilde görülmez oldu hatalar var tabii ki ve onun dışında yemek pişirme kısmımız var bu şekilde upgrade edilebiliyor bu da yine bir dakikalık bir bekleme süresi var ve şunları bunun içine koyuyorum totemin birisi dursun spawn edeceğim şimdi bunu 5 5 level'a yükseltmek için deri var zümrüt var ve yine şunları bir vereyim ben arkadaşlar tamam 60 25 Şimdi zümrüt ve deri de alalım şuradan. Deri aldık ve bir de zümrüt alırsak arkadaşlar şunları hızlı bir şekilde yükseltelim. Level 5 yaptık. Evet, level 5 yaptığımızda da salımız böyle kocaman bir sala dönüşüyor arkadaşlar. Oturabileceğiniz alanlar çok daha fazla oluyor bu arada. Ve bu şekilde yine zıpkınımızı kullanabiliyoruz. Evet indim. Buraya da oturabiliyoruz. Oturduk ve onun dışında arkadaşlar inelim. Buraya da oturabiliyoruz. Salı sürmek için tabii ki bu ve bu şekilde oturduk. Tamam. Şimdi bir de tower'ımız yani kulemiz var. Bu arada bunun sallanması falan güzel olmuş. Yine ocağımız var. Burada yine baskıtımız var ve bu şekilde bunun üstüne nasıl çıkılıyor abi? Yapmışsınız ama ha tamam üzerine tıkladığımızda direkt zaten oturuyormuş arkadaşlar. Havaya doğru tıkladığımızda oturuyor. Ama burada hareket ettiremiyoruz sallı. Sadece oturuyoruz ve gözetleme yapıyoruz. Burası gözetleme kulesi gibi bir şey olmuş. Ve onun dışında bu şekilde yükseltmeler bu şekilde. Şimdi totemleri spawn ettiğimizde mesela totem elime aldığımda görmüş olduğunuz gibi hemen hızlı bir şekilde şey oluyor zaten. Şimdi totemi kullandım. Totemi kullandıktan sonra evet direkt yanımda böyle spawn etti enteresan bir şekilde. Böyle biraz uzaklaşalım. Uzaklaşalım arkadaşlar. Ve bakın farklı... Spawn ettiğini görebilirsiniz. Yani farklı bir şekilde korsan gemilerinde farklı farklı spawn ediyor. Onu bir daha spawn ediyorum şuraya. Bir havaya uçtum, spawn ettim ve bu şekilde farklı bir e, şey spawn etti korsan gemisi. Ve bu korsan gemileri yanılmıyorsam kaybolmuyor. Yani hiçbir zaman hep burada kalmaya devam ediyorlar arkadaşlar. Bir de spawn olurken çok gürültülü bir şekilde spawn oluyorlar bu niye böyle anlamadım. Yani çok gürültülü spawn oluyorlar. Ama korsan gemilerini görebileceğiniz üzere tasarımlar sürekli olarak değişen bir tasarımla geliyor karşımıza. Bir spawn edelim tekrar. Ve bu şekilde Raft Survival eklentisinin amacı bu arkadaşlar. Bunun dışında hiçbir amacı yok onu da sizlere söyleyebilirim. Anlatacaklarım da bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eklenti yani hoşunuza gittiyse indirirsin zaten. Ama videomuz tabii ki emek veriyoruz arkadaşlar. Beğenileriniz çok önemli. Yorumlarınızı da eksik etmeyin. Videoyu hypelayabilirseniz de hypelayın. Görüşmek üzere. Sonraki videoda hoşça kalın. Bay bay.